Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Cihan Avaroğlu. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sağ olun. Öncelikle Sayın Cihan Avaroğlu'nu tanıyabilir miyiz? Doktor Cihan Avaroğlu Bolu Gerede'de doğdu. İlk orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bitirdim. Daha sonrasında Sağlık Bakanlığı'na bağlı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda uzmanlığımı aldıktan sonra şu anda çocuk sağlığı ile ilgili mesleğimi özel muayenehanemde sürdürmekteyim. Evet. Çocuk doktoru kimdir? Şimdi çocuk doktoru, tabii halk arasında biz çocuk doktoruyuz. Çok da sevdiğimiz bir etikettir bu çocuk doktoru. Yalnız bizim akademik tanımımız çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıdır. Burada bir detay var. Bu detayı özellikle sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bizim mesleğimizin başındaki çocuk sağlığı ve hastalıklarından kasıt, biz öncelikle çocukları sağlıklı tutmak üzerine eğitimimizi alıyoruz. İşimizi bunun üzerine yapıyoruz ve şayet çocuklarımız rahatsızlanırsa, hastalanırsa onları tedavi etmek de bizim görevimiz. Yani biz doğumdan itibaren 18 yaşına kadar olan süre içerisinde bilişsel, ruhsal, sosyal, bedensel her türlü gelişimleri de dahil olmak üzere bütün süreci birlikte takip ediyoruz. Hele hele genç bir anne babanın, ilk kez anne baba olan kişilerin heyecanını da göz önüne aldığınızda, bir annenin bana söylemiş olduğu lafı sizinle paylaşmak istiyorum izin verirseniz. Çocuğumun kullanım kılavuzu demişti bana. Çocuk doktoru kimdir sorusunun cevabı herhalde budur. Çocuğu ama kullan... çok güzel bir çok tanım. Çok hoşuma gitti. Hatta o anne çocuğunun birinci yaş gününde şöyle bir kupanın üzerine çocuğumun kullanım kılavuzu diye yazarak hediye etmişti. Çok mutlu olmuştum. Çok güzel bir tanımlama olmuş. Çok doğru. Evet, bizlerden bir parça canımız, canımızın ta içi ama hakikaten ne yapılabileceğini o kucağımıza aldığımız ilk anda ve oldukça uzun bir sürede bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Maalesef öyle. Bir de çevresel faktörler var. Anneanne, babaanne faktörleri var. Çevredeki komşular var. Herkes kendi bilgisi ve görgüsü dahilinde bir takım şeyler söylüyor ama hepsi iyi olması için söylüyor. Gerçek iyi hangisi? Bilemiyoruz. Evet, gerçekten de öyle. Bunlarla alakalı çok anılarım vardır. Kimisine gülerim, kimisine aklıma geldikçe ağlamak gelir içimden. İşte bilgisizlik ve cehalet çok çok doğru. Anne sütünden başka bir şey verme çocuğa. Anne sütünden başka bir şey verme çocuğa. Ve susuz bırakmışım bebeğimi. Burada yine de söylenen şey doğru. Anne sütünden başka bir şey vermemeliyiz biz çocuğa. Ama çocuğun normal şartlar altında gereksinimini karşılayacak şekilde hareket etmeliyiz. Orada işte neden susuz kaldığının ipuçları size verilmiş olsaydı, doğru ipuçlarıyla hareket etseydiniz, yine anne sütü vererek siz çocuğunuzu gayet güzel, bu kötü anıyı hafızanızda yar etmeyecek şekilde yaşayacaktınız. Gerçekten çok büyük bir yara bu bende. Zaman zaman kızım bile söyler, beni susuz bıraktın değil mi der. Yağmur var mıydı o gün, önemli olan o. Yağmurlu havada susuz bıraktın. Evet. Peki hocam, çok önemli bir konu daha var ki sağlıklı bir çocuk sahibi olmanın sırrı. Şimdi insanlar evlendikten ve bir müddet sonra çocuk sahibi olmaya karar verdikten sonra bu aşamaya girildiği andan itibaren bazı şeylere dikkat etmeye başlıyorlar. Biz artık bunun çocuğun doğumuna karar verildiği andan itibaren değil, ilk düşüncenin olmaya başladığı andan itibaren olmasına önem veriyoruz. Yani düşünün, siz genç bir anne baba adayı olarak çocuk sahibi olmaya karar verdiniz. Alışkanlıklarınız varsa bu alışkanlıklardan kurtulmalısınız. Örneğin sigara içiyorsanız
daha hamile kalmadan önce sigara içmemeye başlamalısınız. Alkol madde bağımlılığı varsa bir anne baba adayında bunlardan uzaklaşması gerekir. Ki en ekstrem şeyleri söylüyorum size. Beslenme alışkanlığının düzenlenmesi gerekir. Bu arada çocuğun oluşmasından önce vitamin mineral eksiğinin oluşmaması için annenin sağlıklı olması gerekir. Yani anne hayatını, baba hayatını bir zapturapt altına alacak. Ondan sonraki süreçte hamile kalınacak ve hamilelik anından itibaren düzenli doktor kontrollarıyla gerekli olan vitamin, mineral ve besin destekleriyle hamilelik sürecinin tamamlanıp sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelmesi sağlanacak. Ve bu arada biz artık ilk 1000 günden bahsetmeye başlıyoruz. Ve bu ilk 1000 gün son 10 yıl içerisinde gerek Dünya Sağlık Örgütü tarafından, gerekse ülkemiz Sağlık Bakanlığı, sağlık otoriteleri ve bilim insanları tarafından çok telaffuz etmeye başladığımız bir süreçtir. Biraz bilgi alabilir miyiz? İlk 1000 gün hakkında. İlk 1000 gün hakkında. İlk 1000 gün dediğimiz şey spermle ovumun bir araya gelmesiyle başlayan hamilelik sürecinin ilk 270 günü anne karnında geçen süre, ikinci doğum gününe kadar olan 730 günü de dünyada geçen süre, yani anne karnında başlayan yolculuğun ikinci doğum gününe kadar olan süresini kapsamaktadır ki bunun anlamı şudur. Anne hamile kaldığı andan itibaren düzenli kontrollerini yapacak. Vitaminlerini, minerallerini eğer eksiği varsa onları daha önceden tamamlamıştı. Onları düzenli olarak kullanmaya devam edecek. Hamilelikte gizli açlık dediğimiz konuya çok dikkat edecek. Gizli açlığı yaşamayacak. Bebek dünyaya gelinceye kadar her şeyin ruhsal anlamda da dahil olmak üzere optimal koşullarda olmasına dikkat edecek. Bebek dünyaya geldikten sonra, ki o aşamada normal doğumu tercih ediyoruz, İlk 6 ayı boyunca sadece ve sadece anne sütüyle beslenecek. 6 ay 1 yaş arası anne sütüne ek olarak tamamlayıcı beslenme, ek gıda değil, tamamlayıcı beslenmeyle sürdürecek. 2 yaşa kadar mümkünse anne sütüyle beslenmeye devam edecek. İşte bu sürecin hepsi ilk 1000 günü içermektedir, evet, ki bu bireyin gelecekteki sağlık durumunu ortaya koyacaktır aslında. O zaman ilk 1000 günün çok büyük önemi çok, var. Çok çok önemli. Çok çok önemli. Evet. Biraz önce hamilelikte gizli açlık dediniz hocam. Biraz açar mısınız bunu? Şimdi anne ve baba adayı öncesinde zaten kontrollerini yaptırsın istiyoruz. Ve bu kontrollerle sağlıklı bir hamilelik sürecine başlayan anne adayı beslenmesine dikkat edecek. Bu beslenmenin yanı sıra folik asit, B12 vitamini, çinko, D vitamini, kalsiyum ve özellikle de hamileliğin son 3 ayında omega 3 balık yağı düzenli olarak almaya devam edecek ki bebeğimizde herhangi bir sağlık riskiyle karşı karşıya kalmayalım. İşte bizim hamilesin, iyi beslen lafının altında olanlar sadece karbonhidratını al, proteinini al değil, bu mikronutriyen olarak adlandırdıklarımızın da düzenli olarak alınması gıdalarla veya eksiğinin dışarıdan telafi edilmesi anlamına gelir ki hamilelikte gizli açlık son derece önemlidir. Ve biz artık son yıllarda spina bifida olarak adlandırılan ya da halk arasında bel açıklığıyla doğan bebekler vardı 90'lı yıllarda. Biz daha sonrasında düzenli olarak kadın doğum uzmanı arkadaşlarımız folik asit kullanmaya başladıklarında biz artık bunu görmüyoruz. Bu bizim bir başarımızdır. Bu çocukların geleceğidir. O evet, anlamda çok önemli. Evet. Peki bu noktada tabii ki mutlak surette çocuklarımız için de ilk 1000 gün içerisinde hem anne adaylarının hem de bebekler dünyaya geldikten sonra güvenilir, dışarıdan da alınabilecek takviyeler var mı? Mutlak surette var, yani kullanılabilecek, ama biz özellikle anne adaylarının da bebeklerin de doktorların kontrolü altında gerekli takviyelerin alınması taraftarıyız. Rastgele verilmesi asla uygun değildir. Örneğin sağlıklı doğan bir bebeğe biz doğar doğmaz D vitamini başlıyoruz. Ve bu D vitaminini 1 yaşına kadar düzenli vermek zorundayız. Ama aynı anneye artık Sağlık Bakanlığımız da bunu düstur haline getirdi. Hamileliğinde ve
emzirme süresince D vitaminini vermek durumunda. Eğer annede bir demir eksikliği varsa demir eksikliğinin giderilmesini arzu ediyoruz. Bebeklerde 4. aydan itibaren fizyolojik kansızlık başlıyor. O nedenle fizyolojik kansızlığı tolere edebilmek adına profilaktik, yani düşük dozda demir takviyesi vermeye başlıyoruz. Bebeğin retina gelişimi anne karnında oluyor. O nedenle annenin son hamileliğinin 3 ayında o önemli uzun zincirli yağ asitlerini, yani balık yağını düzenli almalı ki yarın öbür gün görmeyle ilgili sorun yaşamasın. Bebeğin beyin gelişimi 2-4 yaşa kadar sürüyor. O halde anne hamileliğinde balık yağını alsın. Daha sonrasında emzirdiği süre içerisinde balık yağına devam etsin ve bebek büyüdüğünde de doktorunun uygun gördüğü zaman da balık yağını alsın ki beyin gelişimi ve bilişsel gelişimi ileri olsun. O nedenle bunların hepsi ayrı ayrı birer başlıktır. Çok çok uzun anlatacağımız konu demektir aslında. Evet, gerçekten de öyle. Ama özellikle D vitamini dediğiniz, hemen şunu bağdaştırabildim aklımda. Malumunuz, içinde bulunmuş olduğumuz süreç, gündemde olan korona. Koronada da D vitamininin ne kadar büyük öneminin olduğu ortaya çıktı, değil mi? Şimdi D vitamini gerçekten aslında bizim terminolojimiz yanlış. D vitamini bir vitamin değil. Bir prohormon ya da hormon olarak kabul etmeliyiz. O yüzden D vitamini çok çok önemli ve ister bebek olsun, İster anne adayı anne olsun, isterse herhangi bir birey olsun, yaşı kaç olursa olsun, D vitamini eğer normal kabul edilebilir sınırların altındaysa bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu bilsin. Evet. D vitamini bu yüzden çok anlamlıdır. Evet. Peki korona hakkında söylemek istedikleriniz var mı hocam? Şüphesiz, yani dünya bizim yaşadığımız devirde yaşanabilecek en ağır pandemiyi yaşıyor. Görebileceğimiz en ağır şartları görüyoruz ve bununla ilgili olarak Ulusal Sağlık Otoritemiz, yani Sağlık Bakanlığımız, oluşturduğu bilim kurulu gerekli olan önlemleri hızla almaya başladı. Bilim insanları zaten bununla ilgili çalışıyor. O yüzden ben çevremde duymuş olduğum, işte koronaya şu da iyi geliyormuş, bu da iyi geliyormuş gibi söylemlerden öte, biz koronadan nasıl korunmalıyızı bilmek zorundayız. Tek değişmeyen kural bu. Çünkü biz şu anda yeni bir uyum sürecindeyiz. 1 Haziran'dan itibaren başlayan bir süreci yaşıyoruz ve eğer biz Temmuz-Ağustos aylarında tek haneli rakamlara, vaka sayısı olarak tek haneli rakamlara dönemezsek önümüzde kış aylarını bizi tehlike bekliyor. Bunun engellenebilmesi için de ben şunu mu alayım, bu ilacımı kullanayım değil. Ben maskemi takmak zorundayım. Ben el hijyenine dikkat etmek zorundayım. Ben sosyal mesafeye uymak zorundayım. Bizim bütün izleyenlerimizin de, çevremizdekilerin de, bizim de uymamız gereken kural o. Bırakın meslek sahibi olan insanlar kendi mesleklerinin gereğini yapsınlar. Eğer kişi hastalanmışsa hastaneye gittiğinde hangi test gerekiyor onu oradaki sağlık profesyoneli bilecektir. Hangi ilacı kullanacaksak onu oradaki sağlık profesyoneli belirlenmiş şekliyle kullanacaktır zaten. Ama bizim bilmemiz gereken bu üç kural, üç basit kural ve bu yıllardır değişmeyen üç basit kural. Pandeminin başında da söylendi, bugün de söylendi, yarın da söylenecek. Sizler de gittiğinizde görmüşsünüzdür. Özellikle Uzak Doğu'daki insanlar hep maskeyle dolaşırlardı. Evet. Ne anlamsız şey derdik. Onlar yaşadılar daha öncesinden, evet, bazı şeyleri. Doğru. Biz de hayatımıza bunu soktuk. Biz bu maskeyi takmak zorundayız. Açık alanda da takmak zorundayız. Evet. Ellerimizi yıkamak, kişisel hijyenimize dikkat etmek zorundayız ve sosyal mesafeyi mutlaka korumak zorundayız. Temmuz ve Ağustos'ta biz tek haneli rakamlara düşersek ondan sonrasında sıkıntı olmayacaktır. Aksi takdirde bugünkü o 1300'lü rakamları Temmuz-Ağustos'ta da yaşarsak önümüzdeki kıştan korkalım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam katılımınız için ve vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Sizinle programa katılmak çok büyük keyifti. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Cihan Avaroğlu konuğumuz oldu. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.